Eda Nur ve Barışcan, hazır mısınız? Evet. Hazırız. Hemen başlıyorum sorulara. Tamam. Hazırız. Eşinizin yalan söylediğini nasıl anlarsınız? Barış, Eda Nur'a yalan söylemiş, bakalım Eda Nur nasıl anlıyor? Nasıl anlarsın aşkım, bilmiyorum kendimi. Yüzün kızarır, kaşların, kafanın kaşırsın, gözlerin yukarı çıkar. Bir sürü şey var. Sence ne yazmıştır? Senin yalan söylediğini nasıl anlar? Vallahi ben genelde yalan söylememeye çalışırım ama söylediğimde de çok fazla kıvırırım. Peki, o zaman bir kaldırır mısın? Ama ikinizin de bilmesi gerekiyor. Oku lütfen. Önce hissediyorum, sonra soruyorum ben ona. O da zaten kıvırıyor. Kıvırdığını söyledi zaten, kendi itiraf etti. Sence eşin ne yazmıştır? Söyleyemez demiştir. Kaldır bakayım, ne dedin? Oku oku. Anlayamazsın, profesyoneldir demiş. Aşk olsun. Ama ne yapayım, ben senin yalanlarını anlayamıyorum ki. Çok iyi, yalan değil. Yalan olduğunu bile anlamadım. O kadar sana karşı temizim, safım. Demek ki yalan söylediğini bile düşünmüyorum. Ben söylemiyorum ki çünkü. Şu an gitti bir puan. Gitti bir puan. Gitti bir eksiğe düştü. Peki, gelsin ikinci soru. Eşinizin size attığı... En güzel yalan nedir demeyeceğim, merak etmeyin. Size attığı en güzel mesaj hangisiydi? Çok iyi hatırlıyorum. Şekerlik torba. Şimdi bilmeniz önemli. Eda Nur, sence Barış senin en beğendiğin mesajını ne olarak düşünmüştür, ne yazmıştır? Babalığıyla alakalı bir mesaj demiştir ama tam kelime olarak bilemem. Ben çok iyi babasın, çok güzel, en süper. Hep böyle şeyler söylerim ona, dünyanın en iyi babasısın falan diye. Sabah işe gidiyorum mesela, hemen Alparslan'la video çekeriz, Alparslan uyanınca. Dünyanın en güzel babası, biz uyandık falan diye. Aynı tatlısın. Öyle bir şey demiştir, babalığıyla alakalı. Okuyalım. Dünyanın en güzel çocuğunun güzel babası. Evet, ya. Hep bu tarz şeyler söylerim. Vallahi bravo. Bak, anne motivasyonuna bak. Videosunu çekiyor çocuğuyla, hemen babaya gönderiyor ki gün içinde devamlı hatırlansın. Her sabah. Süper bir şey. Onu biz de çok yapardık. Peki, sence Eda Nur ne demiştir? Dünyanın en mükemmel annesi diyorum. Bu şekilde söylüyorum. Biliyoruz onu zaten. Başka bir şey söyle. Eyvah, artık bu üçüncü hakkın, bir şey söyle. İpucu versem azıcık. Çok zorlandım. Bilemedi. Yok, bilemedin. Bilemedim. Ya, bu geliyor aklıma benim. Peki o zaman oku hayatım. Okumak istemiyorum. Her şeyim sensin. Senden asla vazgeçmem demiştin. Yaşadığımız bir şeyin üstüne. Tamam. 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 Olur. Olur. Tamam, tamam, kabul. Peki eşinizin en sevdiği arkadaşı kimdir? Ay, bu değil. Vazgeçtim. Ya onu da çok seviyor ama bence bunu daha çok seviyor. Ben öyle hissediyorum. Peki, hadi bakalım. O zaman Eda Nur'un cevabı ne olabilir Barış? En sevdiğin arkadaşın Oğuz'dur. Adı. Oğuz'dur. %100. Ufuk kim? Ufuk. O ikinci sıradaki. Hadi ya, tüy Ufuk yazdı. Canı sağ olsun. Diyecek bir şeyimiz yok ama yazmaz. Yazmaz çünkü mı? Çünkü Oğuz ilk sıradadır her zaman. Vay, Ufuk bunu biliyor mu? Biliyor. Peki, önce Ufuk yazdı. Şimdi Oğuz yazdı. Göster hayatım. Aynen. Peki, bunu bildiniz. Peki, sence ne yazmıştır Eda Nur? Ya benim en yakın arkadaşım yok aslında, doğrusunu söylemek eyvah, gerekirse. Eyvah, kız yazdı aynen. Birisini. Hepsi aynı. Ama Barış'ın yazacağı kişiyi tahmin ediyorum. Onunla çok sık görüştüğümüz için Aslı'yı yazmıştır. Evet, göster hayatım. Eşiyle falan hep birlikte görüşüyoruz. Aslı. Canım Aslı. Peki, eşinizin çocukken yapmak istediği iş, meslek neydi? Araba tamircisi. Ben mi? Evet. Avukat. Nasip yani bilmiyorum. Yıllardır bana araba diyorsun çocukluğundan beri. Sence ne yazmıştır Eda Nur? Küçükken ben ne olmak istiyordun? Polis olmak istedim. Görelim. Doğru polislik. Bilmiş. Gerçekten polislik, polislik yani. Demiş. Peki. Kolay. Eda Nur ne yazmıştır? Kesin tiyatro yazmıştır. Görelim. İşi gücü oyunculuk, şovmen. Peki. Eşinizle en son ne zaman dans ettiniz? Hiçbir zaman. Düğünde. Ay. Ne oldu? Söyleyeyim, ondan sonra söylerim. Çıksın. Ben yazdım. Peki Eda Nur ne yazmıştır? Ay may dedi böyle. İkimizin de aynı cevabıdır büyük ihtimalle. Geçen ay içerisinde bir akraba düğümümüz vardı Sakarya'da. 21 Ağustos'ta. Niye ay dedi?
ben söyleyeyim mi? Kavga çıktı düğünde. Gelin kendi düğününü mahvetti. Evet. Anne söylüyorum, senin akraban ama. Hadi ya. Tabii. Ne yaptı? Ay düğünde gelin kendi düğününü mahveder mi? Görümcesiyle kavga etti, gitti arkaya, çıkmıyor sahneye. Hadi. Yok takıyı beğenmemiş, yok az kişi gelmiş. Düğün senin, oynasana ne fark eder değil mi? Ha boş ver o gün, evet. Senin aslında. Ha, orada millet arkadayken biz ortaya geçtik, oynadık güzel güzel. Bari pis boş kalmasın diye. Siz de gelin küsken o da, biz. O da aynen. Unutulmasın diye biz hani orta boş kalmasın diye çıktık zaten piste. Finalde evlendiler miydi, göstersen de? Tabii. Finalde evet. Evlendiler tabii, mi? Evlenmişler. En son ya, kızı bakıp inşallah bitmez de. Hadi bakalım, topladık burayı. 5'te 3 bildiler. Haftanın en iyisi şimdilik onlar.